Merhaba dostlar. Rüyada serçe görmek nasıl tabir edilir? Rüyada serçe görmenin tabiri güzel kadın, erkek çocuk ve değerli kimseler anlamında işaret edilir. Rüyada serçe görmek aynı zamanda zengin, otoriter, işinde hile yapan, tartışmayı seven kinci bir kimse anlamına gelmektedir. Rüyada görülen serçeler çocuklara, aile ve akrabalarla sevinçli günlerde toplanmak anlamına gelir. Rüyada serçe sürüsü görmek o da birbirlerine sevgi ve saygı gösteren aile bireyleri anlamında tabir edilmektedir kardeşlerim. Rüyada serçeler görmek aile ve akrabalarıyla sevinçli günlerde toplanmaya ve birbirlerine ülfet ve muhabbet etmeye bir işarettir. Serçe yumurtası hayır ve feraha çağrışım yapar. Serçenin sesi de bir vaizin sözlerini dinlemeye, dini emirleri yerine getirmeye tanımlanır. Şimdi biraz açalım şöyle rüyayı tabirin Detaylarına bakalım farklı yorumlar var. Esasen bir serçe görmeyi rüyada kuş görmek e, rüyasını kuş rüyasını tabir ederken işlemiştik. Ama orada daha kısa bir şekilde diğer kuşlardan da bahsetmiştik. Şimdi hususen burada spesifik olarak e, serçeden bahsediyoruz. Serçenin gagası ve yumurtasını görmek bir rüya sahibinin bir çocuğu olacağına işaret sayılır. Rüyada serçe yumurtası görmek kolaylıkla elde edilen rızka işarettir. Mesela rüyada serçe kuşu görmeyi güzel kadın, erkek çocuk gibi işaret saymakla beraber tabirciler zahmetsizce elde edilecek rızık ve mal anlamında da tabir ederler. Efendim rüyada görülen serçe kuşu yakında doğacak erkek çocuğu anlamına da gelmektedir. Serçe kuşu ailenin birlik ve beraberliğine işaret sayılır. Serçelerin güzel sesleri ise güzel söz ve ilim okumak anlamında tabir edilir. Serçelerin güzel sesleri ise güzel söz anlamında tabir edilmektedir. Kardeşlerim rüyada serçe yavrusu görmek İyi huylu, tok gözlü, dürüst, iyilik düşünen, cana yakın bir insan anlamına gelmektedir. Rüyada görülen serçe yavruları çocukla da tabir edilir bazı kaynaklarda. Bu yüzden derler ki, rüyasında serçe yavrusu gören kimsenin bir çocuğu olur diye tabir ederler. Serçe yavrusu görmek aile ve akrabalarıyla sevinçli günlerde toplanmaya ve birbirleriyle hoşça <laughs> vakit geçirmeye çağrışım yapmaktadır. Rüyada serçe yakalamak çeşitli çağrışımlar yapar. Bazen küçük bir erkek çocuğa, bazen insanları oyalayan, hünerleriyle böyle halkı eğlendiren bir kimseye işaret eder. Serçe yakaladığını görmek çok iyi bir çocuğunuz olacağı anlamına da gelmektedir kardeşlerim. Bekar bir kimse rüyasında serçe yakaladığını görse rüya sahibinin iyi huylu böyle güzel sesli biriyle evleneceği anlamına gelir bu rüya. Eğer bu rüyayı ticaretle uğraşan biri görse rüyayı gören kişinin zahmetsizce kolay bir şekilde para kazanacağına hükmedilir. Şayet eşi hamile olan bir kimse aynı rüyayı görse rüya sahibinin bir erkek çocuğu olacağı anlamına gelmektedir bu rüya. Değerli kardeşlerim bir kimse rüyasında bir serçeye rastladığını veya bir serçe yakaladığını görse bu rüya sahibinin tanımlanan bir kimseden yardım göreceği anlamında tabir edilir. Rüya'da serçenin evine girdiğini görmek eve girdiğini görmek kardeşler asil bir kişi anlamına gelir. Rüyasında serçenin veya birden fazla serçelerin evine girdiğini gören kimsenin bir çocuğu olur ve bu çocuk da böyle büyük adamlar arasına karışır. Yani saygın bir kişi olur. Bazı kaynaklarda da rüyada serçenin eve girdiğini görmek rüya sahibi için de Değerli bir kimse olmak manasında tabir edilir. Rüyada böyle elinin içinde, avcunda serçe görmek, e, bir kaynakta mesela diyor ki, o e, kişiye altın e, ulaşır, altına nail olur. Rüyada eline serçe almak, para kazanmak, altın, gümüş, para gibi maddiyat evet. anlamlarına gelir. Veya, ileride büyük işler başaracak bir çocuğunuzun olacağını gösterir. Elindeki serçenin uçtuğunu ve bir daha da geri dönmediğini görmek bu da efendim evli insanlar için evlat sahibi olmak manasında tabir edilmektedir. Rüyada serçe avladığını görmek kadri, kıymeti yüksek bir kimseden yardım görmek anlamında işaret sayılır. Kimi zaman rüyada serçe avlamak Rüyayı gören kişi için saygın, değerli bir kimse olmak manasında kardeşlerim tanımlanır, yorumlanır, tabir edilir. Rüyada bir serçeğe rastladığını, serçe avladığını veya o serçeye sahip olduğunu gören kimse büyük bir kimseden yardım görür veya böyle biriyle arkadaşlık eder diye efendim yorumlanmaktadır. İmam Nablusi'ye göre rüyada serçe avlamak insanların ileri gelenlerine hile yapan tüccar bir kimse demektir kardeşlerim. Dişi serçe avladığını, dişi serçe bulduğunu veya bir şekilde edindiğini gören kimse soylu bir kimseyle evlenir diye yorumlanır. Rüyasında serçe kestiğini gören kişinin arzu ettiği bir şeyde başarılı olacağına işaret eder bu rüya. Serçe kuşunu kesip etini yediğini görse rüyayı görenin zengin bir akrabanın ölümünden sonra kendisine miras kalacağını, onun mirasını yiyeceğine hükmedilir. Bazı kaynaklarda da serçe kestiğini görmek üstün gelmeyi arzu ettiği güçlü bir kimseye karşı zafer kazanmak anlamında tabir edilir. Kardeşlerim, rüyada serçe sesi duymak, o cıvıldaşmalarını falan duymak, o kimsenin akrabalarıyla toplanıp ve neşeli günler geçireceği anlamında yorumlanır. Rüyada serçe eti yemek, ee, o nasıl yorumlanır? Mesela serçenin, serçenin tüyünü yolmak, onun etini yemek aynı anlamda ikisi de. İtibar sahibi birinden mal ve servete kavuşmaya eğer bu kuş dişi ise varlıklı bir kadından böyle bir nimete kavuşmaya işaret eder. Kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu hayırlara vesile eylesin. Kazanca vesile eylesin. Zarardan, ziyandan, kayıptan, kötülüklerden Rabbim Teala muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun kardeşlerim.